Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dileklerimize yayınımıza başlıyoruz. Gün akşam olmak üzere. Birçok bölgede artık güneş biraz daha fazla kalıyor. 21 Mart'tan sonraki süreçte günler uzamaya başladı. Bahar belki bazı bölgelerde şöyle sıcaklıkla birlikte kendini hissettirse de İstanbul'da sabah saatlerinde hafif de olsa bir üşüme hissediyoruz. Ama geçecektir bu günlerde ümit ediyoruz ki piyasalarda aynı şekilde bugün itibariyle baktığımızda 30 Mart 2017 tarihindeyiz. Perşembe. Bugün itibariyle önemli bir güne 17 günlük bir takvim saati kaldı. Evet, 17 gün sonra ne olacak? 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye belki de siyasi yönden, ekonomik yönden, kalkınma yönünden bir kader oylamasına doğru gidiyor. Evet, meydanlar belli şehirlerde belki ağırlıklı olarak Türk bayraklarıyla donatılıyor. Zaman zaman söylemler öyle dikkat çekici hale geliyor ki ama baş tacı olarak bir tarafınki evet, diğer tarafınki hayır şeklinde kendini gösteriyor. Sandığa da evet iki tane kelime atılacak zarfların içinde. Hür irademizle gideceğimiz bir seçim de desem buna doğru olur mu? Ama referandum ismini vermek gerekiyor. Referandum ya da tercih. Tercihte bulunacağız. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Ekranlara yansıyor her gün belki bu saatlerde bile Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefetin lideri ve diğerleri. Her zaman olduğu gibi meydanlar coşkulu ama gelecekle ilgili soru işaretleri de yok değil. Evet ne olursa, evet evet olursa ne olacak? Hayır olursa ne olacak? Her şey aynı şekilde mi devam edecek? Geleceğimize dönük kararlar ne şekilde alınacak? Bütün bunlar teknik boyutuyla, siyasi boyutuyla, ekonomik boyutuyla sürekli her gün ekranlarda masaya yatırılıyor. Biz bunlara ekonomi penceresinden bakıyoruz ağırlıklı olarak. Evet, bugün itibariyle birazcık bu konuya derinden girelim dedik. Tabii ki ekonomi öncelikli olarak rakamların başrolde olduğu bir alan ekonomi. Rakamsız bir ekonomi yayını da olmaz tabii ki. Ama genel itibariyle baktığımızda Mart ayını artık bitirmeye gün kaldı. Yani yarın 31 Mart ve yarın akşam itibariyle ayın son günü yılın da 3. ayını kapatmış olacağız. Peki bu saat itibariyle genel çerçevede konuşursak acaba referandum ekonomisi açısından ne durumdayız? Seçim ekonomisi diye bir şey uygulanmıyor. Popülist yaklaşım söz konusu değil. İktidar tek başına her şeyi gücü elinde bulundurduğu halde. Meydanlarda dediğim gibi doğrular herkes cephesinden farklı farklı anlatılmış olsa da aklın yolu bir. Sandığa yansıyacak olan milletin iradesine saygı duyulacak bir güne yaklaşıyoruz. Ekonomi penceresinden bakalım dedik ama biz hep rakamlarla piyasaları konuşuyoruz. Önce İhsan Memiş'e bir selam verelim. Piyasalar açısından referandum ne durumda? Satın alınmış durumda mı? İster borsa ayağında, ister döviz cephesinde ama en başta da sanayici iş dünyası cephesinde. Ardından da biraz daha teknik işleyeceğiz efendim konuyu. Önce İhsan Memiş'le piyasalar. İhsan Bey hayırlı akşamlar. Ben de hayırlı akşamlar yayına diliyorum Mehmet Bey. Evet efendim bugün hep söylüyoruz ya önce bizden başlıyorduk altın, döviz, Evet. petrol diyorduk. Bir farklılık olsun diyorum. İsterseniz önce referandum ekonomisinden söz edelim. Evet. Şunun şurasında 15 günlük bir süreç kaldı. Mart'ı da uğurlamak üzereyiz. Piyasalar cephesinden referandum satın alınıyor mu? Ve şu anda meydanların efendim o kalabalıklığına bakarak hareket etmekten ziyade iş dünyasının nabzını tutarak hareket edelim diyorum. Ne diyeceksiniz? Dediğiniz gibi son 2 haftamız kaldı. Türkiye sistem değişikliğine sessiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu sessiz bekleyiş anketlerde şu anda net bir tabloyu ortaya koymaması, ancak iyimserliğin korunması, herhangi bir sürpriz bekleyişin olmaması
piyasalarda olumlu algılandığını söyleyebiliriz. Evet. Tabii rakamlar bu düşüncemizi destekliyor. Mesela Borsa İstanbul'un 90 bin seviyesinde olduğunu düşünürsek, dolar kurunun özellikle yurt içi piyasalarda 3.58-3.65 band aralığında olduğunu düşünürsek, bu iyimserliğin korunduğuna işaret ediyor. Özellikle sıcak para akışı, yabancı sermayeye tekrar hızlı olmasa da bile kademeli olarak Türkiye ekonomisine tekrar giriş yapması bu öngörümüzü ve beklentimizi desteklediğini niteliğinde söyleyebiliriz. Ancak hatırlarsınız 3.90 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru vardı. Evet. 4.50 lira seviyesinin üzerinde bir euro TL kuru vardı. Bu fiyatlar daha sistem değişikliği gündemde olmadıyken bile fiyatlar çok agresif bir şekilde yükselmişti. Şu anda Türkiye'nin içsel olarak tek odaklandığı nokta 16 Nisan'daki referandum sürecini olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sayın parti liderlerinin özellikle meydanlarda yapmış olduğu konuşmalarda halkın teveccühünün, halkın bakış açılarının nötr olduğunu, yani olumlu ya da olumsuz bir algıyla karşılaşmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, meydanlarda yani olağanüstü bir tansiyon yüksekliğinin olduğunu söyleyemeyiz. Benzer söylemler ön planda. Tabii burada evet, bir anayasa değişikliği paketinin üzerinden oylama gerçekleştirilmiş olacak. Halk oylaması diyoruz adına. Evet. Ve Türkiye referanduma alışık bir ülke ama burada biliyorsunuz sistemde bir değişiklik var. Rejimde değişiklik olmayacağı vurgusu da öne çıkıyor. Bu cepheden baktığımızda iş dünyası da zaman zaman sorular soruyordur. Siyasiler hem meydanlarda hem kapalı alanlarda toplantılar gerçekleştiriyor. Zaman zaman işte ekranlarımıza misafir oluyorlar. Bu cepheden evet, de bakalım arzu ederseniz. Sokaktaki vatandaştan ziyade iş dünyası ve sizin efendim piyasanız, tabii ki kapalı çarşı diye biz biliyoruz evet, ama tüm piyasa oyuncuları diyeceğim izninizle nasıl karşılıyor bu tür söylemleri? Şimdi Mehmet Bey, iş dünyasını ele almak için sistem değişikliğinden önce hükümetin Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza taahhüt ettikleri işçi istihdam rakamlarını baz alabiliriz. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işsizlik rakamını aşağı düşürmek için teşviklerle birlikte ve verilen sözlerle birlikte sistem değişikliğiyle hiçbir alakası olmayan bir düzen düşünün. Bu ne demek oluyor? Referandum sonucunda her ne olursa olsun işverenler, patronlar Türkiye ekonomisine güveniyor ve güvendiği için de taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Bu sözlerden ziyade özellikle istihdam noktasındaki artış, hükümetin özellikle KOBİ'lere ve KOSGEB'lere vermiş olduğu ciddi destekler Türkiye ekonomisinde referandum sürecinden hariç bir sistemi desteklediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte özellikle bugünkü yatırımlara bakıyoruz. Özellikle rakamlar doğrultusundaki ihalelere bakıyoruz. Yine Türkiye istikrarı için, Türkiye ekonomisine güvendikleri için ciddi anlamda bir çaba gayret gösteriyorlar. Bu iş adamları, bu sektörel bazdaki şirketler Türkiye ekonomisini güçlü bir şekilde düşünmemiş olsalar, eğer referandum sonucunda herhangi bir olumsuz bir sonuç çıktığını düşünseler, bu yatırımlara zaten girmezler, bu taahhütleri zaten söylemezler, doğru, bu sözleri zaten vermezler. Dolayısıyla iş çevreleri, biz hem gazetelerde hem televizyonlarda patronların referandum sürecine çok sıcak baktı ve çok güvendiğini her fırsatta görüyoruz. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün iş adamlarıyla, bütün şirketlerle, bütün şirket yöneticileriyle sık sık bir araya geliyorlar ve hep beraber de Türkiye'nin istikrarı için, Türkiye'deki sistem değişikliğinin Türkiye ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağı noktasında hemfikirler. O yüzden piyasadaki bu rahatlık, piyasalardaki bu iyimserlik ayın 16'sına kadar sürecektir. Zaten ayın 16'sından sonra ciddi anlamda resmi olarak Türkiye zaten bir sistem değişikliğine bir referandumdan sonra başlayacağı için Türkiye ciddi anlamda olumlu bir şekilde bu süreci fiyatlandırmasına devam edecektir diye düşünüyorum. Son bir soru. Global piyasalar yönüyle Türkiye mercek altında diyebilir miyiz? Böyle bir süreçte son iki haftaya doğru yol alınırken pozisyonları ne olabilir? Yabancı sermayedarların veya yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine yatırım yapma niyetinde olanların?
Son bir aydır biz Avrupa ekonomilerinde ve Avrupa siyasetçilerinde, Avrupa basınında sürekli her şeye rağmen Türkiye ekonomisinin ne kadar dirayetli, Türkiye siyasetinin ne kadar kuvvetli ve siyasetin özellikle dirençli olmasının Türkiye'ye katkı sağladığı katkılardan bahsettiğini sık sık duyar olduk, görer olduk. Avrupa basınlarında sürekli Türkiye ekonomisini övmesi, özellikle darbe girişiminden sonra hızlı bir toparlanma işaret etmesi, sistem değişikliğinin özellikle taklara şayan olması, yabancı yatırımcıların şu anda gıpta ile Türkiye'yi izlediğine işaret ediyor. Ama fiziki anlamda biz bunu ne zaman idrak edeceğiz? 16 Nisan'dan sonra Türkiye ekonomisine sıcak para akışının hızlandığı zaman, biz gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde bir iş başardığını hem toplum olarak hem millet olarak gözlemlemiş olacağız. Şu anda dünya ekonomilerinin daraldığı bir atmosferde sıcak parayı tekrar gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye ekonomisini çekmek çok da kolay bir şey olmadığını ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dakikalar dakikaları kovaladı. Reklam arasından sonra bir de efendim işin AB boyutuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hemen döneceğiz ve Avrupa Birliği'nde bir kopuş süreci var. Resmen başladı İngiltere. Onunla ilgili de kısa bir bağlantımız olacak. Evet, reklamlardan sonra dönüş yaptık. Yayınımız devam ediyor hızlı bir şekilde. Efendim bugün 30 Mart. 30 Mart tarihi itibariyle piyasaların canlanmasına vesile olacağını düşündüğümüz bir uygulamanın ön talep süreci toplanıyor. Nedir? Gayrimenkul sertifikası. Az sonra bununla ilgili bağlantılardan ziyade geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz röportajlardan bir özet sunacağız. Ama bunun öncesinde konumuz piyasalar olsun ve İngiltere. İngiltere Avrupa Birliği'nden kopuş sürecini resmen başlatmış oldu. İngiltere Başbakanı'nın bu bir mektup hadisesi vardı dün biliyorsunuz. Mektubu imzalamasıyla birlikte. Nedir bu mektubun önemi ve Brexit dediğimiz hadise? Ve bundan sonrası için Avrupa Birliği'ni nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye'nin de resti gündemdeyken. Hemen piyasalar cephesinden değerlendirmek üzere alan menkul değerlerden efendim Burçak Gezgin Beyefendi ile selamlaşıyoruz. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Evet efendim, bir yatırım uzmanı gözüyle baktığımızda Burçak kardeşim, genel olarak İngiltere'nin referandumu Haziran ayında gerçekleştirdiğini hatırlıyoruz geçen yıl. O günden bugüne süreç devam ederken, sterlinin değeri biraz daha zayıflarken, Avrupa Birliği'nde çözülme süreci hız kazanabilecek midir? Ne diyorsunuz bu süreçle ilgili? Açıkçası bu son mektupla birlikte Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkışı 2 yıllık bir süreç içerisinde tamamlanacak bir başlangıç atmış diyebiliriz. Artık kesin olarak İngiltere bu yola girdi. Evet. Bunun dönüşü yok. Bu tarafta İngiltere cephesinde kötü olan şey İskoçya'da bir karar aldı bu başlamayla birlikte. Evet. İskoçya'da İngiltere'den ayrılmak için tekrar bir referandum yapma yoluna gidecek gibi gözüküyor. İngiltere için en riskli durum şu an için bu gözükmekte açıkçası. Daha önce karar ayrılmama yönündeydi ama Avrupa Birliği'nden ayrılmakla İngiltere'den ayrılmak arasında bir seçim yapabilir burada İskoçya. Ancak tabii burada Avrupa Birliği'nin geleceğini de değerlendirebilirler. Doğru. Çünkü bildiğimiz gibi birkaç ülke için artık ayrılma sürecine dair isim bile bulunmuş durumda. Yunanistan, Fransa, İtalya, Almanya gibi bütün ülkeler için bir ayrılma süreci için nasıl bir isim ya da nasıl bir süreç devam edebilir tarzında beklentiler oluştu. Türkiye açısından baktığımızda üyelik sürecinde bir rest adeta gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret buyurduğu bir konu ki hafta başında dillendirdiler. Yeniden bir referandum süreci olabilir. Avrupa Birliği ile ilgili halkım karar verecektir mesajı. Bu cepheden bakarsak ekonomik ilişkileri etkileyecek bir sürece girebilir miyiz 16 Nisan sonrası? Açıkçası olabilir tabii böyle bir şey. Türkiye'de de bir referandum yapabilir Avrupa Birliği'ne girişle ilgili. Evet. Burada bizim zaten ulaşmamız gereken nokta Avrupa ile ticari ilişkilerin iyi gidip daha üst bir çağdaş seviyeye, daha ileri noktalara reformlarımızla gelmek olacaktır. Yoksa Avrupa Birliği'ne girmek ya da girmemek burada çok önemli değil. Çünkü Avrupa Birliği'nin geleceğinden de gerçekten dünya artık çok
50 yıllık bir oluşum. 2000 yılından sonra tam entegre oldu diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi 17 yıllık bir süreçte ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Evet. İngiltere'den sonra burada Almanya'nın bu yükü taşıyıp taşıyamayacağı önemli. Her ne kadar parlamento diyor, Avrupa Parlamentosu burayı tutmak için elimizden geleni yapacağız diyor ama Almanya burada karar merci olacaktır. Eğer Almanya ben artık küçük ve ekonomik bakımdan gelişemeyen ülkelerin yükünü taşımak istemiyorum dediği zaman bu ikili bir yapıya gidebilir. Almanya, Fransa, belki İtalya ancak onun da ekonomisi şu an için el vermiyor diyebiliriz. Evet. O yüzden Avrupa Birliği'nin geleceği çok değil, parlak değil diyebiliriz açıkçası. Yani yatırımcının gözünde sterlin olarak bildiğimiz kraliçe diye dillendirilen para biriminin tahtı sallanıyor anladığım kadarıyla. Bunu da önümüzdeki günlerde sizle inşallah masaya yatıralım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum Burçak Bey. Evet, Burçak Bey'i uğurladık. Biz sırada ne olsun diyoruz. Bugünlerde piyasayı hareketlendiren bir konu var ki gayrimenkul sertifikası. Bununla ilgili bazı tespitler vardı. En yetkili ağızlardan bunları sizinle paylaşacağız. Ama bu hafta önemli bir konu daha vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın faizle ilgili dillendirdiği konular, ardından sertifikayla ilgili açıklamalar ve veda edeceğiz. Hemen efendim önce Sayın Cumhurbaşkanı ve açıklamaları. Bu ülkede düşünün, biz gelmeden hemen önce Sayın Sezer rahmetli Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlattı. Halbuki ikisi de aynı ekolden, aynı siyasi anlayıştan Türkiye'de ekonomi deprem geçirdi. Ah kardeşlerim, bir gecede bu ülkede %7500 faiz uygulaması yakalandı. Kim içindi bunlar? Belli bir azınlık için. Enflasyon %100'ün üzerine çıktığı günler oldu bu ülkede. Göreve geldik, devletin borçlanma faizi %63'tü. Biz bunu %4,6'ya kadar indirdik. Ben faize karşıyım. Faiz iyice inmesi lazım. Bakın şimdi hükümetimiz sizlere, KOBİ'lere krediler açıyor. Bence bunları iyi takip edin, bunlardan istifade edin. Aynı şekilde şu anda TESKOMP hükümet işbirliğiyle, Halk Bankası işbirliğiyle bu konuda çok çok ucuz maliyeti olan krediler açıyorlar. Bunlardan istifade edin. Bu dönemlerde yaşanan krizlerin, kaosların, acıların en önemli kaynağının yönetim sistemimizin eksikleridir. Bu zaafları kim inkar edebilir? Bu sıkıntıları kim görmezden gelebilir? Biz işte bu son 14 yıldaki istikrar ve güven ortamını kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ve huzur gelsin. Barış, sevgi, kardeşlik egemen olsun. Yoksa mevcut sistemde Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, hükümetiyle, meclisiyle zaten aynı idealleri paylaşan kadrolar olarak biz şu anda uyumlu bir halde çalışıyoruz. Ama daha iyisini yapmak, daha ileri gitmek mümkünken bunu niye yapmıyor? Şu anda dünyanın bir numarası Amerika. Biz G20'deyiz şu anda. Bizden önce G20'de değildi Türkiye. Ama biz G20'deyiz. Yani dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinden birisi olarak oradayız. Avrupa'nın 6.'siyiz. Fakat biz bunları yeterli bulmuyoruz. Onlar buralara nasıl gelmiş? O zaman biz de bunları yapalım istiyoruz. Şimdi gayrimenkul sertifikası ne demek? Bu soru sıkça soruluyor. Gayrimenkul sertifikası çok uzun yıllarda Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Şimdi yeni SPK kanunu çerçevesinde de ilk gayrimenkul sertifika ihracını inşallah gerçekleştireceğiz. Gayrimenkul sertifikası bir gayrimenkul projesinin her gelir grubundan vatandaşın alabileceği paylara bölünmesinden oluşturulan pay senetleridir. Yani siz bir diyelim ki orta gelir grubuna ve yüksek gelir grubuna üretilen bir konut projesi var. Gayrimenkul aynı zamanda bir yatırım aracı. Bir konut projesi veya bir başka proje var. Bu projeden bir daire alamıyorsunuz.
bir daire alacak imkanınız yok. Ama bu projeyi de önemsiyorsunuz. Gelişeceğini kabul ediyorsunuz. Bu bölgenin gelişeceğini ve kazandıracağını kabul ediyorsunuz. Bu projeden ufak hisselerle de pay alabilme hakkı size tanıyor. Peki buradaki TOKİ'nin özelliği ne? TOKİ bu projenin tamamlama garantörüdür. Yani siz bir proje hayata geçtiğinde bu proje tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı, değil mi? En azından 36 aylık bir süre için söyleyeyim. Tabii bu proje tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı? En önemli konu bu. Bunun tamamlanacağına ait garantör kuruluş bu yaptığımız işte toplu konut idaresidir. Ama buradaki çok daha önemli konu, ürettiğimiz ürün, finansal ürün helal bir üründür. Yani burada biz kimseye kar ya da zarar garantisi vermiyoruz. Diyoruz burada ki hisse senedi mantığıyla ilerlenildiği için borsadan biraz uzak duran kitle var. Bakın burada şu var. İzleyicilerimize özellikle bunu açar mısınız? Bunu özellikle şunu ifade ediyoruz. Bu enstrüman kimseye bir kar ya da zarar taahhüdünde bulunmuyoruz. Tek taahhüdümüz şudur. Biz diyoruz ki bizim bir payımız şu kadardır, bir dairemiz de şu paydan oluşmaktadır. Vatandaşlarımız bunu izleyerek bu pay senedinden alırlar. Buranın gelişeceğini kabul ederlerse, değil mi? Kardan gelir elde etmiş olurlar. Gayrimenkul sertifikası bu paylandırma yoluyla Türkiye'de ufak birikimleri olan, gayrimenkul yatırmak isteyen vatandaşlarımızın da bu piyasaya gireceğini, piyasaya da ayrı bir derinlik kazandıracağını umut ediyoruz. Bir helal finansal enstrüman ürettiğimiz için hepimiz ayrıca mutluyuz. Projeye bakın. Lokasyonu sizin için uygunsa, küçük miktarlarla satın alabileceğiniz bir tasarrufunuz varsa buradan sertifika alabilirsiniz. Bugünkü tanıttığımız proje bir TOKİ projesi. Başkanımız da söyledi. Tamamlanması da TOKİ'nin garantörlüğünde. Biz de gerekli kamuoyunu bilgilendirme süreçlerini, izinlerini veriyoruz. Küçük tasarruflarla gayrimenkulün tamamı veya bir kısmı satın alabilir. Bu bir daire olabilir, bu bir iş yeri olabilir. Projenin sonuna geldiğimiz zaman vatandaşlarımız önünde 3 tane seçenek var. 1. Elinde yeterince bir daireyi alacak sertifikası varsa, konut da almak istiyorsa, ihtiyacı varsa konut alabilir. Veya elindeki sertifikayı ya bir konut alacak kadar elinde yoktur, veya konuta ihtiyacı yoktur. Borsada satma hakkı var. Ya da borsa fiyatlarında da hoşuna gitmiyor, beğenmiyor. O zaman gidip inşaat firmasına diyecek ki benim sertifikama isabet eden daireyi ihale yöntemiyle sat. Bu en son aşamadaki galiba. Aşama. Benim hakkıma düşen payı da bana para olarak öde. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın konut edinmelerini kolaylaştıran ama bir projenin gerçekleşmesi de nereden baksanız 2 yıl, 3 yıl. Bu 36 ay içerisindeki sirkülasyondan söz ettiniz. Biraz önce bahsettiğim 3 ihtimal 36 ayın sonunda. Ama bu süre içerisinde de vatandaşlarımız sertifikalarını elinde bulundurdukları borsada her an satma haklarına sahipler. Veya kentsel dönüşüm projesi ise kentsel dönüşüm projesinde projenin inşaatın bitmesini bekliyor. Ama bu şekilde bir sertifikayla dönüşüm süreci varsa inşaatın bitmesini beklemeden de kendisine isabet eden sertifikayı borsada satarak da kısa sürede nakde dönüşme imkanı var. Bu projeler faiz maliyeti olmadan gerçekleştirilecek. Dolayısıyla burada hem faizi duyarlı vatandaşlarımız için bir yatırım alternatifi, iki bu projelerin içerisinde de faiz ya hiç olmayacak veya bir kısmı bu şekilde finanse ediliyorsa faiz maliyeti olmayacağı için de yatırımcı açısından uygun olacak diye düşünüyoruz. Biz özellikle TOKİ ihracıyla başlamayı tercih ettik. Ama özel sektör firmalarımız için de sistemin içerisinde emniyet sigortalarına yeterince yer verdik. Dolayısıyla epeyce güvenilir bir yatırım aracı olduğunu, hukuki altyapısının oldukça güçlü olduğunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Makro inşaat olarak bu gayrimenkul sertifikasına geçmişten beri, kanundan beri zaten çalışıyorduk. Zaman zaman görüşler de sunduk. Zaman zaman bu yüksek şeyin sertifikanın tam anlamıyla sağlıklı doğması açısından sektör adına görüşler de sunduk. Ve ürün ortaya çıktı. Nedir bu gayrimenkul sertifikası? Gayrimenkul sertifikası herhangi bir gayrimenkul projesine küçük bütçelere sahip toplumun bütün gelir gruplarının da işe alacak olduğu şekliyle beraber, yani hiç ayırt etmek yok. En alt gelir grubu dahil, orta gelir grubu dahil, üst gelir grubu zaten şu anda onlar
gayrimenkul sektörüne yatırım yapabiliyor sadece. Bütün gelir gruplarını bu gayrimenkul yatırımı yapabilir noktaya taşıyor. Bir. İkincisi, daire sahibi olmak isterse herhangi bir bankaya girmiyor, senet imzalamıyor, herhangi bir şekilde kendini strese sokmuyor, faizli yok, bu şekilde daire de alabiliyor. Devamında konuşacak olursak, geliştirici için, bizler için, bakın şu anda reklamlar var, farklı farklı proje reklamları. Ne diyor? 60 ay %0. Bankanın veya katılım bankasının 60 ay 0 faiz verme ihtimali yok. Bu da para satıyor nihayetinde. Bunu 0 faiz çekmek için biz ne yapıyoruz müteahhitler olaraktan? Burada bir komisyon ödüyoruz. Bu bir maliyet. Burada o da yok benim için. Burada başlangıçtan itibariyle efendime söyleyeyim, projenin başında olduğum için ileride gelecek olan finansal maliyetlerini kurtarıyorum. Satış, pazarlama, medya harcamalarını ciddi anlamda azaltıyorum. Bütün bu giderlerimde, projemde maliyet kalemini düşüyorum ve diyorum ki vatandaşa, gel bu topraktan aldığımız projenin bir kısmını sana ortak edeyim ve bu projeyi beraber yapalım. Yani beraber yapalım derken ben yapacağım ama TOKİ'yle beraber. Siz de buraya ortak olun. Bu sürecin SPK denetliyor. Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcılar açısından. TOKİ garantör ve denetliyor. Yani TOKİ bu projeyi denilen şartlarda ve denilen zamanda bitirmesine garantör. Borsa şeffaf. Her türlü gelişmeyi kapa, yani kamu aydınlatma platformuna bildirmek zorundasın. Böyle bir her tarafından sağlam bir şey. Gel beraber girelim. Ben de burada o az önce bahsetmiş olduğum giderlerini yapmayayım. Boş boşuna bankaya komisyon ödemeyeyim. Oraya finansal ödemeyeyim. Satış, pazarlama, reklam, televizyon her tarafı ayağa kaldırmayayım. Gel sen de buraya projeye gir, başla. Kâr da edebiliriz, zarar edebiliriz. Çünkü evet, bu çok önemli bir konu. Kâr da edebiliriz, zarar ederiz. Yani ben şu anda biraz sonra rakamları vereceğim. Bölgedeki rakamların yaklaşık %20 altında ben ortak alıyorum. İleride arsa fiyatları düşerse İstanbul'da, inşaat maliyetleri düşerse İstanbul'da, yıllık 300-400 bin konut talebi İstanbul'da sıfıra düşerse, hatta eksiye gelirse zarar da edebiliriz. Yani burada bunlar olmasa da kâr ederiz. Bu ürün en öncelikli olaraktan bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önceden beri söylediği, işte faize karşı, faiz lobisine karşı, bununla gayrimenkul sektörünü acaba nasıl yayarız noktasındaki geliştirmiş olduğu mimarı, mucidi Sayın Cumhurbaşkanımız, ardındaki bürokratlar, Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli, SPK Başkanımız ve biz de bu proje alakalı bu sorumluluğa sahip olan insanlarız. Biz de çok faiz kullanmak istemiyoruz, az da kullanmıyoruz, çok da kullanmıyoruz ama günün sonunda biz bu gayrimenkul sertifikasıyla beraber faizsiz kazanç elde etmek isteyen, helal kazanç elde etmek isteyen, tüm değerlere sahip, hassasiyete sahip, gerek yerli gerek yabancı, bütün bu yatırımcılar aslında burada bir ilk defa Türkiye'de bir böyle bir imkan sunmuş oluyoruz bu gayrimenkul sertifikasıyla. Ürünle alakalı her türlü soru var. Gayrimenkulde sertifika.com diye bir sitemiz var. O sitede her noktada değişik gelen sorular, farklı gelen sorular, bu nedir, nasıl alınır, nasıl satılır, bununla ilgili detaylı bilgiler var. Şayet biraz daha alamadığınız bilgiler varsa da oradaki uzman arkadaşlara mail atmanın suretiyle kendilerine dönüş yapıp sizleri bilgilendirecekler. Ben hakikaten bu ürünün Türkiye gayrimenkul sektörüne, daha büyük ölçekte Türkiye ekonomisine, tüm Müslümanlara, bu hassas olan insanlara hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Evet, güçlü bir hukuki altyapıyla birlikte gayrimenkul borsasına ilk adımın atılmasına vesile olan Makro inşaatın da bu işin içinde çözüm ortağı olarak görüldükten sonra sonucun da hayırlı olacağını düşündüğümüzü söyleyebiliriz. İnşallah Nisan ayıyla birlikte yatırım enstrümanları arasına da girecek bu sertifikalandırma süreci. Bundan sonrası için tabii ki gayret bu işleri yapanların, karar da sizlerin sevgili izleyiciler. Biz bu vesileyle hayırlı adımlar attı bugüne kadar Makro İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve ekibini de tebrik ediyoruz. Bundan sonrası için de inşallah devamı gelsin diyorum.